kendimizi muhasebe edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi en yüksek peygamber ümmet kıldı. Efendimizin namazı nasıldı? Çünkü Cenab-ı Hak müminler felah buldu, onlar ki namazı huşu ile kılarlar. Cenab-ı Hak huzuru olduğunun bir şuuruyla kılarlar. Demek ki düşüneceğiz. El meru memen ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. İnne ekremeke indallahi etkâkum buyuruyor. Demek ki düşüneceğiz daima. Namaza geldik camiye. Şimdi ben namaza duracağım. Allah Resulü kıldığı namaz da, ashâb-ı kirâm namazı bir kıl arasında namaz nasıl? Ne kadar namaz bir huşu içindeyim. Cenab-ı Hak huşu içindeki bir namazı bize emrediyor ki o bizi fahşadan, yanlışlıktan bir sürü şeyden korusun. Efendim ne buyuruyor? Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor. Benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Diğer taraftan düşüneceğiz, benim kazancım nasıl? Bir şüpheli bir şey var mı? Bir dükkanımı kiraya verdim, onu ehil bir kimseye verdim, yanlış iş yapan bir kişiye mi kiraya verdim? Hak hukuka dikkat ettim mi? Altımda çalışan işçinin vesairenin onu günü günü onun şeyini verdim mi? Miras, miras bir hak yedim mi kardeşler arasında? Cenab-ı Hak kızın da hakkı var, oğlunun da hakkı var, ananın da hakkı var, babanın da hakkı var vesaire var. Bunu hak eden bir yakınım öldü, gidip bunu ehil bir hoca efendiye sordum mu? Yani bunu ben bu mirası nasıl dağıtacağım? Kendine göre dağıttın, kıyamette onun hesabı var. Lokmaya da haram girmiş oluyor. Diğer kardeşin hakkını yemiş oluyorsun. Çok mühim bu. İbadetler de bu senin kazancına bağlı. Hacca gelir diyor, lebbeyk der diyor. Ona la lebbeyk, sen reddsin denir buyuruluyor. Sende haram var denir diyor. Onun için miras hukukuna çok dikkat etmek lazım. Diğer taraftan benim merhametim, şefkatim, hizmetim nasıl? Efendimizin nasıldı? Sahabi diyorlar ki Efendimiz merhametten, şefkatten, hizmetten bahsediyor. Biz hepimiz merhametliyiz ya Resulallah buyuruyor. Yok diyor efendim. Benim kastettiğim merhamet âm ve şâmil merhamet. Yani Allah'ın bütün mahlukatına, karıncaya kadar, yılana kadar olan merhamet. Benim kastim merhamet. Çünkü hepsini yaratan Cenab-ı Hak, hepsini hâlik-i Cenab-ı Hak. Hepsini el musavvir el bari sıfat insan ibret alacak, ders alacak. Başka fezada, başka galaksilerde bu dünyadakiler yok. Yalnız dünyada insanın endam aynası yani insan için yaratıldı. İnsan bunun idrakinde olacak. Bak Cenab-ı Hak bütün suları buharlaştırıyor. Hepsi tatlı sular, mikroplu sular, bulanık sular, güneş hepsini tebahür ettiriyor. Yukarıda artı buluk, eksi birbirine akıyor, hepsi temizleniyor, filtreden geçiyor. Cenab-ı Hak sana tertemiz indiriyor yine. Hep Cenab-ı Hak insanı yerde ve gökte ne varsa insana amade kıldım düşünen bir toplum için buyuruyor. Şu suyu içerken bir besmele çekip arkadan ya Rabbi bana ne güzel tertemiz su veriyorsun. Bu bir kuyu suyu gibi, bir deniz suyu gibi olabilirdi. Yine bu merhamet hususunda Efendimiz buyuruyor, bir dirhem 100.000 dirhemi geçti. Sahâbî diyor ki, ya Rasûlâllah diyor, nasıl bir dirhem 100.000 dirhemi geçer? Buyuruyor ki efendim, bir dirhem veren yokluktan vermiştir. Bir hurmanın yarımını vermiştir. Öbürü bollukta vermiştir. Onun bir dirhem 100.000 dirhemi geçti. Bir yer mukarbe oldu, orada üst sahâbî 50 derece güneşin altında su diyorlardı. Birbirine ikram ederken üçü de vefat etti. Şeyde. Orada bir bardak su belki bir caminin inşasına öte tarafına geçti. Diğer husus benim seher vakitlerim nasıldı? Allah Resulü'nün seher vakitleri nasıldı? Cenab-ı Hak vel müstafine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar ederler diyor. Seherlerde Cenab-ı Hak açıyor merhamet kapılarını. Biz ne kadar koşabiliyoruz? Sâciden kaimen buyuruyor. O diğer bir ayette bilenle bilim bir olmaz. Secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Yine İbadurrahman succeden ve kıyama buyuruyor. Yine secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi seherlere davet ediyor. Bir fani davet etmiyor. Cenab-ı Hak davet ediyor. O ruhaniyette gönüller dolacak. Diğer bu husus
Efendimizin konuşması bugün biz dilimizi boş labali konuşmalardan, dedikodulardan, gıybet münakaşalardan, bir gönle diken batırmaktan kendimizi muhafaza edebiliyor muyuz? Bu da çok mühim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah'ın komşusu kalptir diyor. Allah'ın tecellisi kalbedir diyor. Sakın diyor Allah'ın komşusunu incitme diyor. Bir kalbe diken batırma diyor. Bir kalbi azarlama diyor. Bu da çok mühim. Yani öfkenin getirdiği büyük bir yanlışlık. Yeni bir hayat. Hepimizin bir son an gelecek, son nefes gelecek. Kurtuluş yok. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede herhangi birinize ölüm gelip de ölüm zaten alametler başlıyor o zaman. Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de biraz daha geciktir, biraz daha ömür versen de sadaka verip sadaka her şey. Salihlerden olsam demeden evvel önce size verdiğim rızıklardan harcayın buyuruyor. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, bu diyor herkesin başından geçecek diyor bu. Yani salih kimseler üzülecek diyor. Salihlerden olsam, salih de keşke daha öteye gitseydi. Mezarda daha salih olamaz, kıyamette olamaz. Fasıl bitti, fasıl dünyada, talebelik dünyada. Velhâsıl her gün düşüneceğiz, Rabbimin bize verdiği ben bu günü ben nasıl doyuracağım? İbadetler, mümkün mertebe namazı cemaatle kılacağım. Efendim bunun üzerine çok çok dururdu. Cemaatteki feyz ruhani çok ayrı. Yine buyurun mutu kablen temutu nefsinizi ölümle nefsin arzuları bitiyor. Ölmeden ve ondan vazgeçmek. Zaten ölümle zaten vazgeçeceksin. Her şey bitiyor. Feyza ferahte ben sab ve ila rabbike fergab. Bir hayır işi bitirdin, diğer hayır işine koş. Bu ayet-i kerimede. Efendimiz sık sık sorardı. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Yani yetimin hayatiyetine, maneviyatına bir katkıda bulunduk mu? Bugün Allah için bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, اَلِّذِينَ هُمْ عَلِ اللّٰهُ مُغْرِدُونَ Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Yine tekrarlayalım, en kötü israf, zamanın israfı. Yine bu farzlara ehemmiyet verdiğimiz gibi sünnetlere ve müstahaplara da ehemmiyet vermemiz. Ayşe validem bir rivayet. Ben diyor bir sefer diyor efendim kuşluk namazını, dua namazını kıldığını gördüm diyor. Müstahap bir namazdır. Hiç terk etmedim diyor. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki müstahapların yeni hususunda gevşeklik gösterilmemelidir. Zira müstahaplar Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu şeylerdir. Kişi yeryüzünün her köşesinde Hak Teâlâ'nın sevdiği, razı olduğu bir ameli bilir. Onu yapma imkanı olursa bunu ganimet, büyük bir servet bilsin. Bu durum birkaç kırık saksı parça diğer pırlantanın satın alan kişiye benzer buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak bu kullarıyla dost olmak istiyor. Hazreti Kutsi'ye buyuruluyor. Kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafileler müstahaplarla durmadan bana yaklaşır. De bu sırf ibadet değil. İbadet, muamelat, ukubat vesaire hayatın bütün muhtevasında kulumu nihayet ben onu severim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne mübarek bir iş Cenab-ı Hak kulunu sevmesi. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yüreğin ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu da korurum buyuruluyor. Cenab-ı Hak kuluyla dost olmak istiyor. Bu çok mühim kardeşler. Yarın zor gün, kıyamet günü. Ölüm zor an. Bak Cenab-ı Hak Allah'ım emuzu bir kimin azabil kabri ve azabil ahire buyuruyor. O dostlara Cenab-ı Hak ne buyuruyor? لَا هَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. O dost kullar. Rabbim Allah'tır deyip yine Fussilet Sûresi'nde. سُمَّ اسْتَقَامُ Rasûlullah Efendimiz izinde gidenler için melekler inerler ona korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bir,
son nefeste. En zor ruhun beden terk ediyor. O zaman melekler geliyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerse büyük bir teselli oluyor. Yine elveda kabre girerken ayrı bir dünyaya giriyorsun. Bedenini burada bırakıp orada yine melekler biz orada da geleceğiz. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennete sevin diyeceğiz. Bir de kıyamet günü bazı badelmet ölümden mezar kalkışta. Yine zor dehşet bir gün kıyamet. Orada da yine üzülmeyin, korkmayın. Allah'ın size vaat ettiği cennetle sevinin diyeceğiz buyuruluyor. Velhasıl bütün kendimizi Cenab-ı Hakk'a dost olmaya yoğunlaştırabilmek. Bilhassa ahlak çok mu? Bizim ahlakımız nasıl? İbadetlerimizin seviyesini gösterir. İbadetlerimiz nasıl? Ahlakımızın seviyesini gösterir. Bize Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kemale erdirmek, kemale ermek için verdi. Namaz fahşadan, münkerden korur buyuruyor Cenab-ı Hak. Hangi namaz? Cenab-ı Hak yaklaştıran bir namaz. Secde et, yaklaş buyuruyor. Geçmişte kıldığın namaz, febevlülü müsan, yazıklar olsun buyuruyor. Demek ki namaz, benim namazım nasıl? Görmek istiyorum ben. Beni ne kadar gözümü, kulağımı, ağzımı koruyor namaz. Korumuyorsa febevlülü müsallin, Cenab-ı yazıklar olsun buyuruyor. Oruç, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursun buyuruyor. Merhametli olursun buyuruyor. Allah'ın verdiği nimetlere şükredersin buyuruyor. Tefekkür edersin buyuruyor. Şükrünüzü artar buyuruyor. Merhametiniz artar buyuruyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursun buyuruyor. Zekat, öşür. Öşür de çok mühim. Bir ihmal ediyorum maalesef. Bu fakirin hakkıdır. İnfak, sadaka. Bunlar da çok mühim. Acaba bunları verirken seviniyor muyuz? Verirken keşke daha fazla verelim diye bir gayretimiz var mı? Merhum Sami Efendi Hazretleri çok bahsederdi bu kıssadan. Allah Teala peygamberlerinden birine vahyetti ki sen şu filan aileye söyle. Ona ben bir müddet zenginlik, bir müddet fakirlik vereceğim. Fakirliğim ister baştan, zenginliğim ister. Adam diyor ki ben gidip ailemi bir sorayım diyor. Adam diyor ki ben diyor baştan diyor fakirlik olsun diyor. Yaşlanınca da zor olurdu hayat. Yaştan zenginlik olsun diyor. Hanım diyor yok diyor. Baştan diyor zenginlik olsun diyor. Sonra diyor fakirlik olsun diyor. Peki diyor efendi hanımının şeyine uyuyor. Cenab-ı zenginlik veriyor. Veriyor ama kendileri kifayet miktarı olarak yaşıyorlar. Gelen bütün kazancı infak ediyorlar Allah yolunda. Ve fakir düşmüyorlar. Yine peygambere vahyediliyor ki o devamlı şükretti, devamlı infak etti. Velhâsıl her şey ona göre, bütün hayatımızın her safhasında daha bir infak eden bir mümin olabilmek.